farklı sektörlerde yaptığı işlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Adından söz ettiriyor. İş insanı Özkan Şen, namı diğer Mr. Jade, başarılı kariyer yolculuğunu anlatıyor. Ve şu bardağı çıkarıyorsun, evet. Diyorsun ki ya bardağı şu rengi koysak acaba nasıl? Çünkü onu adapte oluyorsun. Olay bu, orijinallik de bu. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir de yanımdaki konuğum iş insanı Mr. Jade. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz sizi Mr. Jade olarak biliyoruz ama namı diğer Özkan Şen aslında isminiz. Bu Mr. Jade'in manası nedir? Manası aslında kendi ismim hoşuma gitmiyor. Çünkü Özkan Şen, yurt dışında doğdum, büyüdüm. Nerede doğdunuz? Almanya'da. Evet. Ondan sonra gidiyorsun bir yere, sürekli Özkan diye bir şey, ya Özkan ya o diyorlar. Soy ismi Şen, sen diyor. Sürekli böyle şey yapıyorsun. Evet. Ondan sonra bir gün sokakta yürüyorum böyle. Arkadan birisi Mr. Jade dedi. Ya dedim, Jade'i bir yerden tanıyorum dedim, bir ismi. Arkama döndüm, baktım beni söylemiyor. Aa dedim, fena isim değil. Zaten evet, hoşuma gitmiyor da öyle kaldı gitti. Ne güzelmiş. Peki şimdi bir Türk olarak yurt dışına da birçok başarı imza attığınızı biliyorum. Evet. Biraz yaptığınız işlerden bahseder misiniz? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Şimdi yaptığımız işler aslında düğün organizasyon, catering, oradan başladık. En küçük dibe gittiğimiz zaman müzikal hayatından başlıyorsun. İşte küçük yaştan itibaren enstrümanlar çalmaya başladım. Sonra inşaatçılık baba mesleği olduğu için, evet, ona giriyorsun. Ama kendimi tabii müzik hayatında daha çok böyle rahat ettiğim için düğün organizasyonunu buldum. Ondan sonra düğünleri yaptık, organizasyonları yaptık. Öyle şeklinde büyüttük. Sonra kendi kahve markamı çıkardım. Kendi çikolata... kahve markanızı. Tabii. Yani bazen hatta aklıma geliyor, aa o işimiz de varmış. İşte giyim, lentutun. Bu şekilde uğraşıyoruz işte. Şimdi yurt dışında ve yurt içinde de birçok insana iş istihdamı sağladığınızı, evet, biliyorum. Peki bu yapmış olduğunuz yatırımlarla başka neler yapmayı hedefliyorsunuz, amaçlıyorsunuz? Hedeflerimiz zaten restoranlardan tutun, inşaatçılıktan tutun, işte kahve markası, giyim markası, düğün organizasyonu, catering dediğimiz zaman daha yelpazeyi, yani Avrupa'nın kalitesini Türkiye'ye getirmek. Yani daha güzel restoranlar açmak. Şimdi gelecek ay İstanbul'da da... Açacak mısınız? Tabii 3. şubemi açıyorum. Bu şekilde Türkiye'nin daha çok, çünkü bütün dünyayı gezdim. Evet. Bunu herkese söylüyorum. Herkes diyor işte Türkiye'den geldiğin için konuşuyorsun. Hayır. Başka bir İstanbul yok. Başka bir Türkiye yok. Evet. Şimdi biz her şeyin en güzeline layıkız. Her şeyi geziyoruz, yapıyoruz, ediyoruz ama ne yazık ki bazı şeyler tam oturmamış. Evet. Şimdi sen orada doğduğun zaman, büyüdüğün zaman o kaliteyi buraya getirebilirsin. Değil ama mi? Buradan birisi alıp da gidip de işte yurt dışında atıyorum terbiyesini alır, işte ne bileyim başka türlü eğitimini alır. O tam senin yaptığın orijinal değil. Çünkü sen orijinal ondan büyümüşsün. Evet. Yani o kopyası oluyor. Sen orijinal oluyorsun. İşte o orijinal olduğu zaman alıp getirirsin. Öyle düşünüyorum. Tabii. Aynen öyle. Peki buradan sizin gibi olmak isteyen gençlere önerileriniz neler olacaktır? Bir şey yaptığın zaman korkmayın. Çok çalışın. Yapın, edin. Şimdi ne yazık ki çok çabuk içinde tüketiyor. Yani buradaki ülkedeki insanlar çok çabuk içinde tüketiyor. Küçükler olsun, gençler olsun, büyükler olsun. Azim gibi bir şey yok. Peki bu kadar farklı alanlarda çalışıyor olmak başarıyı nasıl etkiliyor sizce? Etkilemek yok. Şimdi ben şunu diyorum. Her insanın bir hedef noktası var veya bir içinde ruhundan gelen bir şey var. Bir şey yaptığın zaman orijinal yapacaksın. Hmm. Atıyorum ben kalkıp da şimdilik bir güzellik salonu açamam. Anlamıyorum. Evet. Yani en güzelini de açarsın, en şeysin ama yapamazsın. Çünkü anlamadığın işe girmeyeceksin. Evet, bildiğin işe. Ben yıllar önce bir stajyer olarak bir otel zincirine girmeye çalıştım. Adam oturdu 5 dakika gözümün içine baktı. Dedi ki, sen dedi bir abimin sayesinde buraya geldin de seni işe almak için. Hemen alacağım ama sen burada mutlu olmazsın dedi. Neden dedim? Mutlu olduğun işte başarılı olursun. Ayağa kalktım, teşekkür ettim, çıktım. Akrabam beni aldım işe. Yok aldı da ben girmedim. Nasıl dedi? İstemiyorum. Çıktım. Benim yolum bu dedim. Evet. Değil mi? Sevdiğim ve sevdiğin bildiğin işi yapmak. Yapıyorsun, ediyorsun. Ondan sonra asıl onda başarı elde edilir. Öteki türlü istemediğin bir şeyin içerisindesin. Saate bakarsın. Kaçta evet, işte bitiyor işim. Ya paydosa bakarsın, tatile bakarsın. Evet. Ama sevdiğin bir iş varsa o işe adapte olursun. Atıyorum şu kırmızı gül. Diyorsun ki ya bu kırmızı güle bile şunu katsak nasıl olur? Veya şu bardağı çıkarıyorsun. Evet. Diyorsun ki
Ya bardağı şu rengi koysak acaba nasıl? Çünkü onu adapte oluyorsun. Olay bu. Orijinallik evet. de bu. Şimdi Mr. Jade diye sormak istiyorum size. Yurt dışında bir Türk olarak dedim ya bu kadar çok işe girmişsiniz, başarılar kazanmışsınız ama mutlaka ki zorluklarla da karşılaşmışsınızdır. Ne oldu bu zorluklar? Özellikle bir Türk olarak karşılaştırdığınız zorluklar oldu mu hayatınızda? Çok, çok. Zaten Türkiye'ye yerleşmemin en büyük sebeplerinden birisi bu. Bunu her zaman söylüyorum, her mecrada da söyleyeceğim. Bir lineer var. Nasıl mesela bir çizgi var. Çizgi evet. şöyle. Bu çizginin üstüne gidemezsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu sohbet için ön yargılardan arındığımız bir dünya dileğiyle İnşallah. Diyelim. O zaman sohbetimizi noktalıyorum. Çok teşekkürler. Hayat Güzeldir devam ediyor.